Herkese merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz ki kendimize ait bir title bar ve buna da ek olarak bir site menü oluşturmuştuk. Bu videomuzda da artık blok kısmıyla buradaki işlemlerin çalıştırılmasını sağlayacağız. Şimdi bu işlemleri nasıl yapacağız? Şuradaki butonumuzun bir adını kontrol edelim. Buton 1 bunu değiştirelim. Buradan site menü buton olsun şöyle. Belli edelim yani karışıklık olmasın. Şimdi şuradaki butonumuzun adını değiştirelim. Ana sayfa olsun. Hatta şöyle yazalım. İngilizce kullanalım. Home buton olsun burası. Altındaki ikonun rengin ikonun ismini de kullanabiliriz. Lock buton olsun burası. Yani gizlilik. Burası form. Forum buton olsun. Şurası da info buton olsun. Şöyle info buton olarak değiştirelim ismini. Info buton olmuş. Hemen F ekleyelim. Karışıklık olmasın izleyenler için. Neden İngilizce kullandım onu da söyleyeyim. Bazı yabancı arkadaşlarımız da var izleyen. Onların anlaması açısından da kolaylık olsun. Şimdi bunları yaptığımıza göre şuradaki bir yerleşimimizin ismini de değiştirelim. Şu bizim site menümüz olacak. Hemen şunu site menü olarak değiştiriyorum. Evet site menünün visible'ını kapatıyorum. Ya da açalım bir hemen şunun genişliği biraz fazla olmuş sanırım. Alttakilerle e, pek uyumu yok gibi. Alttakilerin 60'lı genişliği. Evet 60. Bunu biraz azaltalım. 65 yapalım şunu bakalım. Çünkü genişliği tamamen 75. Evet şöyle daha güzel oldu sanki. Bunu yaptığımıza göre şuradan site menünün içini kapatalım. Site menünün visible'ını false olarak ayarlayalım. Çünkü burada biz diğer işlemleri yapacağız. Şimdi layout'tan genele geliyorum. Ve buraya şöyle dikey yerleşimler koyacağım ben. 4 adet. Bu 4 adet koyduğum dikey yerleşimin amacı aslında bizim sol taraftaki menüden basıldığında farklı ekranları açmak yerine aynı ekranda değişik değişik yerleşimleri bize göstersin ki sanki kullanıcı da yeni ekranlar açılıyormuş gibi düşünsün. Şimdi en baştakinin Adını değiştirelim. Şöyle. Burayı ana sayfa yapalım. Ana sayfa. Hemen altındakinin ismini değiştirelim. Burası gizlilik olsun. Hemen şunun ismini değiştirelim. E, gizlilik vardı. İletişim olsun bu. En alttaki de e, hakkında veya hakkımızda yazabiliriz. Hakkımızda yazalım biz. Hakkımızda olsun. Şimdi bunların genişliklerini full olarak ayarlayacağız. Ama biz en baştan başlayalım. Şöyle ana sayfanın genişliğini full olarak ayarlayalım. Şunların visible'ını kapatalım. Bunlar şimdilik işimize yaramayacak. Şimdi bunların visible kapalı iken de yine full olarak ayarlayalım hemen. Ana sayfanın yüksekliğini de full olarak yaptık. Şimdi ana sayfanın yüksekliğini full olarak yaptık. Ve bunun İçerisine içerisine siz istediğiniz bir düzeni koyabilirsiniz. Bu ilk açıldığında ekranda gözükmesi gerekecek olanlar olacak. O yüzden biz buraya şöyle user'da label yerleştirelim. Bu label'ımızın ismi daha doğrusu text değeri e ne olsun? Hoş geldiniz olsun mesela. Hoş geldiniz. Şuradan font size'ını biraz yüksek tutalım. 25 diyelim. Bold olarak ayarlayalım. Hoş geldiniz şöyle ünlem koyalım. Şu işaretle alt satıra geçme işlemini yapalım. Bakın şu işarete basıp N tuşuna basıyorsunuz. Küçük N'ye ve bunun arkasından herhangi bir değer girelim. Hoş geldiniz. Ee, burası ana sayfadır diyelim mesela. Burası. Şöyle bakalım. Evet burası ana sayfadır. Enter dediğimde bakın buradaki hoş geldiniz. Şu işareti koyduğum için alt satıra geçti. Burası ana sayfadır olarak değişti. Bunun hizalamasını center olarak ayarlayalım. Evet şu şekilde ana sayfanın olduğunu belli ediyoruz kendimize göre. Şimdi diğerleri için de bunu kullanalım. Şunu sağ tık yapalım. Kopyala diyorum. Ana sayfanın visible'ını kapatıyorum. Gizliliği açıyorum. Past Insight diyorum. Evet şunun hizalamasını merkez olarak ayarlayalım. Burası ana sayfadır'dan artık ne olacak? Ee, gizlilik olacak. Burası gizlilik hatta gizlilik politikasıdır diyebiliriz. Gizlilik politikası. Politikasıdır. Çünkü ana sayfadır demişiz. Gizlilik politikasıdır dedik. Hemen gizliliğin de visible'ını kapatalım. İletişimin visible'ını açalım. Şöyle center center olarak ayarlayalım. Yine buna Past Insight diyelim. Burası ana sayfadır da. Burası şöyle iletişimdir yapalım. Evet burası da gözüküyor. İletişimin Visible'ını kapatalım ve hakkımızdanın Visible'ını açıp buraya da Past Insight diyelim. Şunun Visible'ını kapatmamışız. Tabi bunun da hizalaması yine merkez merkez olarak ayarlayalım. Şunu merkeze ayarlamadık. Evet. Neresiydi burası da? Hakkımızdaydı. O yüzden burayı da burası Hakkımızda sayfasıdır değil mi? Hakkımızda sayfasıdır. Şöyle burası hakkımızda sayfasıdır. Hakkımızda sayfası da ekleyelim tamamdır. Evet burayı da oluşturduğumuza göre her birinin içerisinde artık bir belirtecimiz var. Şimdi biz şöyle yapalım. Üstteki Mr. Banset yazan kısma ana sayfa olarak yazalım. Çünkü burası title olduğu için e, uygulama ismini veya kendi ismimizi koymamız pek hoş olmaz. Ana sayfa olarak ayarlıyorum. Şöyle. Ve buradan ana sayfanın visible'ını true olarak ayarlıyorum. Yani burası gözüksün. Şimdi bu butona basıldığında bizim az önceki site menümüz gelsin. Ve buradaki seçim orada bulunan yani butonlara göre de seçime göre de buradakilerin e, açılıp yani görünürlüğünün açılıp gözükmesini sağlayalım. Ve de buradaki title kısmını da buralardaki bulunan isimler olarak değiştirelim. Hadi bunları blog kısmında yapalım. Şimdi ne yapacağız biz? Ekran bir açıldığında, ekran bir initialize hazır olduğunda şu işlemi yapacağız. Kendi site menümüzü oluşturduğumuz için şöyle site menü layout'u buraya alıyorum. Aşağıya gelip site menü olarak değiştirdiğimiz yerleşimimizin ismini buraya yerleştiriyoruz. Tabi bunu yapmadan önce de bu site menünün visible'ını true olarak ayarlamamız gerekiyor burada. Çünkü biz bunu alan kaplamaması adına şurada tasarım yaparken... Kapatmıştık. Şimdi bunu açıyoruz. Bir testten refresh yapalım bakalım. Şöyle. Şuraya bastığımda biz bunu çağıracağız. Ama biz buraya bastığımızda herhangi bir işlem yapmayacak. Çünkü bunu sağlamadık. Şimdi şöyle yapalım. E, şuradan site menu butonuna gelelim. Bu butona tıklandığında şunu yap. Ne yapacak? Site menüyü açacak. Ekranın bloklarına geliyoruz. direkt Ekran 1'e basarak buradan bakın Biraz daha aşağı inelim. Site menü close, site menü open. Yani site menüyü, yandan menüyü aç diyoruz. Bir refresh diyelim. Şöyle ekranımız yenilensin. Bakın burada da zaten site menümüzün e, ikonu geldi. Evet, ana sayfamız geldi. Şimdi buna bastığımda gördüğünüz gibi site menümüz buraya geldi. Kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Gördüğünüz gibi buraya site menümüz geliyor. Peki ben buradan ana sayfaya bastığımda şuradaki title kısmı, ana sayfa olsun. Gizliliğe bastığında gizlilik. Forma bastığında forum. Hakkında bastığında da hakkında olarak değişsin. Şu form yazanı değiştirelim ismin iletişim olsun. Orada bir yanlışımız olmuş sanırım. Hemen şöyle inelim. Log buton, Forum buton. Şuraya iletişim yazalım. Şöyle tekrardan bir bakalım. Nasıl gözükmüş? Evet. İyi küçük yazmışız. Onu da büyüttük mü? Sorun yoktur. O İkinci i'yi silmedik. <laughs> şöyle bir kere daha bakalım. Evet iletişim olarak burası da geldi. Şimdi bu işlemleri yapalım. Yani şuradaki tekstleri buraya yansıtma işlemini yapalım. Blok kısmına geri gidelim. Buradan şimdi site menünün içini açalım. Şöyle gelelim. Şu kart bir şeyini kapatalım. Şunların da şöyle içlerini kapatalım. Kolayca görelim. Şimdi home butonuna basıldığında ne olsun? Bizim oradaki title'ımızı şuradaki Hemen onun ismini de bir bakalım neymiş. Label 1'miş. Hemen bunun ismini de title olarak olarak değiştirelim. Title. Blok kısmına geliyorum. Ve şuradan title'ı şunu ayarla diyeceğim tekstini. Neyi ayarlayacak? E, şuradan teksten bir boş kutu alalım. Ana sayfa olarak ayarlayacak. Ana sayfa. Hemen alta geliyorum. Az önceki butonlarımızın olduğu yerine. Buradan log butonuna basıldığında ne yapacak? Gizlilik olarak ayarlayacak burayı gizlilik. Hemen forum butonuna basıldığında iletişim olarak şöyle yapalım. Duplicate ve buradan iletişim, iletişim. Ve info butonuna basıldığında da e, menüde sanırım hakkımızda kullanmıştık tam emin değilim. Oraya bir bakalım. Hakkındaymış hemen hakkınday olarak yerleştirelim. Şurayı da. Hakkında olarak değiştirelim. Peki gelin bir deneyelim. Nasıl olacak? Şöyle ee, bir refresh atalım tabi. Ondan öncesinde şöyle refresh dedim. Gizliliğe bastım. Evet. Şu an aslında ismi değişti. Ama biz şurayı kapatmayı söylemedik programa. Hemen onu yapalım. Şimdi butona basıldıktan sonra bir işlem seçildiği için bizim ekrana geri dönmemiz gerekiyor. Bunun için de burayı kapatmamız gerekiyor. Butona basarak şurada bakın gördüğünüz gibi site menü open demiştik. Şimdi yine ekran ayarlarına geliyoruz şuradan. Burada aşağıya geliyorum. Şuradan mavi olan yerlerde çok aşağı indik. Site menü close'u her birinin içerisine yerleştiriyorum. Duplicate çoğaltıyorum yine. Buradan yine çoğaltıyorum. Ve en sondaki içinde yine bu işlemi yapıyorum. Refresh dediğimde tekrardan bir kontrol edelim. Bakın ana sayfaya bastım. Gördüğünüz gibi bastığım an kapandı. Gizlilik dedim. Az önce gizlilik, özür dilerim ana sayfa olan title'ımız gizlilik olarak değişti ve kapandı. İletişime bastım. İletişim, hakkındaya bastığımda da hakkında olarak bakın burada title'ı değiştirmiş oldu. Ancak şuradaki yerleşimler değişmedi. Hemen bu yerleşimlerin de nasıl değiştirildiğini görelim. Hemen ne yapacağız? Şimdi en başta ana sayfa açık. Şuradan bir ana sayfayı seçelim şu şekilde gözükmesi gerekiyor. Ana sayfadayken ana sayfa açılacak. Bunun için yerleşimlere geliyorum. Ana sayfayı şuradan visible'ını alıyorum. Gizliliğin gelip yine visible'ını alacağım. Ardından iletişime gelip visible'ını alıyorum. Şöyle site menüyü kapatalım. Hakkımızdan visible'ını da aldım. 4 butonumuz vardı zaten. Şimdi bunları yerleştireceğiz butonlarımızın içerisine. Şöyle yan yana yapalım daha az yer kaplasın aşağıya doğru fazla inmeyelim. Şimdi şunu aldım. Buraya yerleştirdim. Ki şöyle yapalım. Şunu bir çoğaltalım. Şuraya koyalım sonra işimiz yarayacak. Şimdi ana sayfa butonunda yani şuradaki ana sayfa butonuna basıldığında ana sayfa yerleşimi gözük gözükecek. Diğerlerinin visible'ı false olacak. Eğer ki açıksa. Biz şimdi buradan ana sayfanın visible'ını şöyle logic'ten True olarak ayarlayacağız. Diğerlerini ise false olarak ayarlamamız gerekiyor. Çünkü onların gözükmemesi gerek. Şimdi burayı bu şekilde yaptık. Şurayı da yine kilit için kullandığımız, gizlilik için kullandığımızda da bu sefer gizlilik visible'ı true olacak, diğerleri false olacak. Ben burada videoyu hızlandıracağım. E, bitince tekrardan geri döneriz. Evet, şu anda düzeni sağladım ve programımızı tekrardan bir test edelim. Şöyle Refresh diyorum. Evet, yüklendi. Ana sayfaya basıyorum. Ana sayfaydı zaten. Şimdi gizliliğe bastım. Gizlilik, hoş geldiniz. Burası gizlilik politikasıdır. Bakın burası da değişmiş oldu. Çünkü bu yazı sadece gizliliğin içerisinde yani gizlilik yerleşimin içerisinde bulunuyordu. Buradan iletişimi seçiyorum. İletişim. Hoş geldiniz. Burası iletişimdir. Gayet burası da başarılı şekilde çalışmakta. Hakkında ya bastığında da burası hakkında. Hoş geldiniz. Burası hakkımızda sayfasıdır. Burayı hakkında olarak değiştirebiliriz. Veyahut da şuradaki kısımları hakkımızda olarak değiştirebiliriz. Bunun pek bir önemi yok zaten. burayı da gayet başarılı bir şekilde açmış olduk. Yani bu sayede de kendinize özel bir site menü ve buna ek olarak bir title menüyü kullan title bar kullanarak programımızı daha güzel ve daha nasıl denir özgün hale getirebilirsiniz. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Eğer ki videomu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.